Evet sevgili dostlarım, Türkiye'nin ilk yazlık yerlerinden biri olan Balıkesir ilçesi olan Erdek'ten herkese saygılar, sevgiler, selamlar. Haydun'la Gezelim'e hoş geldiniz. Beğeni butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Gezimiz başlıyor. Hadi bakalım. Burası Marmara bölgesinin Marmara Denizi'ne doğru uzanan Kapıdağ yarım adasında Erdek Körfezi'nde yer alıyor arkadaşlar. Hemen seni seviyoruz ya da seviyorum Erdek yazısıyla da sizi karşılıyor. Evet dostlar, buranın eski adı Kurbağalı Dere. Burada bayağı kurbağalar varmış. Bak bak, sesleriyle sonradan otomatikman Kurbağalı Dere ismini, unvanını almış. Tabii sonra belirli detaylı Erdek üzerinde konuşmalar yapacağım. Biraz tarih, biraz coğrafi bilgilerinden paylaşacağım sizlere. Ve Kurbağalı Dere'den sonra sahile doğru ilerleyeceğiz. Hadi takibe devam. Dere bir de sularla kaplı olsa, şöyle sular olsa ya da balıklar olsa bana sorarsanız daha iyi olurdu. Burası da Erdek'in Kurbağalı plajı arkadaşlar. Hemen bu taraflarda Erdek'in limanı. Burası da belediyenin çay bahçesiymiş. Eskiden burada çadırlar falan kuruyorlarmış. Buradaki de çadırlar da çay bahçesi olarak kullanıyorlarmış burada. Ağaçlara zarar vermeden çadırlar içinde çay bahçesi olarak kullanmışlar. Tabii ondan sonra da belirli zamandan sonra bu çay bahçesini kuruyor belediye. Ondan sonra bu çay bahçesinde insanlara, buradaki vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyorlar. Zeytinli Adası çok tarihi bir ada. Şu anda kazı çalışmaları varmış arkeoloji üzerine. O yüzden adaya gitmek yasak. Ama size bu adanın için belirli bilgiler vereceğim. Bu adada neler var, tarihte neler barındırıyor, ondan bahsedeceğim. Takip etmeye devam edin. Haydun'la Gezelim devam ediyor. Evet arkadaşlar, buraya geldiğiniz zaman da İskender yemeden gitmenizi tavsiye ederim. Burada biraz İskender yedik. Her kulağı bayağı İskender'i çok güzeldi. Yani burası da İskender'i ile de çok meşhur. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Oradan Uda'nın arka tarafından sahilden Marmaraş köyler vardır. Çok güzel yerler vardır. Denizi çok temiz, kumsal böyle.
Ceviz. Soruyorum abi. Ceviz? Yani cevizimiz meşhurdur. Ben 8 yıldır burada bu işi yapıyorum. Taze fındık da satıyorum. Fındığım da gelecek 2 gün sonra. Bu ceviz burada çok keyifler tüketilermiş. Bunu ayrıca geceden suya koyuyorsunuz. 3 tane. Kolesterol de çok iyi geliyor. Bunu meşrubat gibi dolapta tutup cevizini de çıkardıktan sonra yiyin. 3 taneyi bir gün durduktan sonra suyunu içiyorsunuz. Kolesterol, tansiyon gibi rahatsızlıklara çok faydalı. Ama sadece bu Sapanca cinsi faydalı. Diğer cevizler değil. Çok teşekkür ederim. Duydunuz. Kolesterolü falan Aydın'da çok iyi gidiyor. Aydın'da programına herkesi bekliyoruz. Unutmayın. Burası tarihte Artakya adıyla anılmaktaydı. Erdek'in tarihi 5400'lü yıllara dayanıyor. Şimdiki arkadaşlar bu güzel tatil ilçemizi birlikte gezelim. Bakalım neler var neler yok. Bizleri bu güzel ilçemizde neler bekliyor. Hadi beni takip edin. Buralara arkadaşlar Osmanlı topraklarına 1339 yıllarında Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa tarafından fethedilmiştir. Ve bu tarihten itibaren buraları bizlerin olmuş. Evet dostlar, sizinle yerli ve yabancı tarafından çokça ziyaret edilen bir yere gitmek istiyorum. Erdek Limanı'na 200 metre açığında ismini adada bulunan zeytin ağaçlarından alan Zeytinli Adada'ya götürmek istiyorum. Hemen şu arkamda. Bu gördüğünüz ufak bir ada. Ve bakalım tarihlerinde neler var. Arkadaşlar, bu ada Bizans döneminde inşa edilmiş. 8 dönümlük bir ada. Şöyle söyleyelim. Turistlerin niye daha çok ilgisini çekiyor bu ada? Çünkü adada 2 antik kilise, 1 manastır, hapishane, hamam ve vaftiz havuzları bulunmaktadır. Ayrıca bu ada Türkiye'nin ilk ada müzesi. Ve Türkiye'de bulunan en büyük havuzuna da bu ada sahip. Dostlar, Ortodoks dünyasında en büyük vaftiz havuzlarından bir tanesine sahip. Neden mi? Uzunluğu 2 metre, genişliği de 1,5 metre. Dostlar, vaftiz havuzlarının büyük yapılmasının nedeni 4. yüzyılda 15-16 yaşındaki gençlerin vaftiz edilmiyormuş. O dönemlerde tabii. Hristiyanlığı sonradan kabul ettikleri için büyük havuzlar bu nedenle yapılmış. O da burada yapılmış. Ayrıca arkadaşlar, Osmanlı döneminde bu adalar karantina adası olarak da kullanılmış. O dönemlerde rahatsız olan kişileri, hastaları buraya getirirler. İyileşenleri eve yollarlarmış, iyileşmeyenler ise burada gömülmüşler. Gördüğünüz gibi küçücük bir ada ne tarihler yazmış. Anlatmakla bitmez arkadaşlar. Buradan çıkan su, sıcak ve soğuk su olmak üzere iki tane kaynağı var. Suyun cilt ve göz hastalıklarına çok iyi geldiği söyleniyor. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bir de şu olay var. Ben buraya geldim. Tekneyle oraya gitmek istedik. Maalesef ada kapanmış. Şu ara arkeolog çalışmaları olduğu için, arkeolog öğrencilerinin çalışmaları olduğu için duyduğum deyimlere göre adada da 8 metrelik bir çukur ya da sulu kap su şeklinde bulunmuş. O yüzden kapatmışlar. Ziyarete kapalı. Umarım bir dahaki sefere buraya geldiğimiz zaman inşallah girebiliriz. Oradan da güzel çekimler yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii her şey şans. Şu ara bildiğim kadarıyla ada kapalı. Ziyaretçilere şansımız yokmuş. Yüzerek de düşündüm. Aslında yüzerek geçebiliriz karşıya da. Ama yasak kardeşim. Yasak olunca yasakları çiğneyemezsin. Her zaman yerini tutmak zorundasın. Biz de kanunlara uyuyoruz. Adayı ancak bu şekilde size çekim yapıp göstermek istedik. Elimizden geldiğince hepinize Erdek'ten saygılar, sevgiler demeden önce Haldun'la gezelim diye takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Erdek'ten saygılar, sevgiler. Hoşçakalın. Bay bay.